serüveninde Kal Radyo macerasında 5. bölümdeyiz ve oyun günüyle yaklaşık 72 gün olmuş vaziyette. Bir tane de yedek save dosyamız olsa çok tatlı olur diye tahmin ediyorum. Şöyle babuştus yedek diye buraya kaydedelim. Efendim hala bir toprak sahibi değiliz. Herhangi bir malımız mülkümüz yok. Amma ve lakin ki hala Swadia ile savaş halindeyiz ve Swadia ile savaş halinde olduğumuzdan dolayı bir kale elde edebileceğimize inanıyorum. Swadia ve Veigir ile savaş halindeyiz hala. Askerlerim falan inanılmaz derecede gelişmiş vaziyette. Aleykümselam babuşlar, hoş geldiniz hepiniz. Askerlerim falan gelişmiş vaziyette. Dark 02 Prime'ın avantajını kullanarak yayınımı desteklediğin için teşekkür ederim. Hoş geldin subscriberların arasına. Umarım eğlenceli, güzel zaman geçirirsin. Çok gelişmiş askerlerim var. Bu bölümde açıkçası odak noktam şey olacak ya, direkt. Keşke bir de makine sesi gelmese ama yeterince sabırlı değilim sanırım. Böyle yayını biraz erken açma girişiminde bulundum. O sebepten dolayı birazcık arka planımız gürültülü olacak. İdare edin lütfen. Düzelir yani tez zamanda. Zırhlarım falan gayet iyi aslında. Zırhlarım iyi, silahlarım iyi. Özellikle şu silahı kullanmak çok hoşuma gidiyor. Askerlerim var, param var. Yani bize tek gereken yer bir yerleşim yeri, tek gereken yer bir mülkiyet. Ama o mülkiyeti elde ettiğimizde de Ragnar'ın bize vermeme ihtimali var. Bak şurada bulunan Senuzga Kalesi'ni istiyorum misal ama burayı rahat bir şekilde ele geçirilemeyebilirim. Aleykümselam babuşlar, hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin dostum. Sen de hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Ya bir yerleşim yeri bulsak gerçekten kendimi çok rahat hissedeceğim ya. Bak misal şöyle 83 kişilik bir yer bulsam Swadia'nın falan affetmeyeceğim ama bir de diyorum ya, bir yandan aklımda şey var. Kral Ragnar'ın şehri bana vermeme durumu var. O beni gerçekten fitil ediyor. Şeyi mi beklesek acaba? Arkadaşlar bir operasyon düzenliyor elemanlar şu an. Hangi kalede olacaklar? Dercios Kalesi ise burada 83 kişi var yani. Kral Yaragnok da gelmiş buraya. Ey maşallah, ey maşallah. Bunların hedefi Dihrim şehri. Yani çok büyük bir ihtimalle hedefleri Dihrim şehri. Bilmiyorum, o kadar adam toplanıp başka nereye gidebilirler ki? Dihrim'i kuşatmaya gidebilirler ya da rotasyon değiştirip Kunurdar karesine gidebilirler. Kelredan'a da gidebilirler, emin değilim. Kadircan, aleyküm selam, hoş geldin. Desteğin için teşekkür ederim babuşum. Tamam, Dihrim dener. Vayagir krallığının düşman ordusu Dihrim şehrini elimizden almaya geldi babuşlar. Kral da burada. Dihrim şehrinde yaklaşık 129 kişi var. Bizde de 69 kişi var. Ben bu şehri savunur muyum? Denerim. En azından denerim ama bir şeyi çok merak ediyorum. Şehre neden girmiyorsun? Şehre gir. Bir şeyi çok merak ediyorum. Burayı savununca bana ne verecek acaba? Ve bizim krallık AFK mı? Kardeşim yardıma gelseniz alan. Koca Dihrim şehrini ben mi savunacağım? Ver anam, ver. Bana köy bile verme anasını satayım. Bütün işleri ben halledeyim. Gördün baba, yani rapor gelmiş olması lazım. Vallahi düşman ordusunu tek başımıza deflemek zorunda kalacağız galiba. 712 kişiye karşı 198 kişi. Bu bir intihar savaşı chat. Bu bir intihar savaşı. Bu kesinlikle bir intihar savaşı abi. Buradan sağ kurtulma ihtimalimiz yok. Bunlar nereden gelecekler peki? Kule var. Nereye çekilebiliriz? Sayılarının önemli olmadığı bir yere çekilmemiz lazım. 30 garnizonda 29, bizde 60 kişiyiz, onlar 80 kişi. 60'a 80 çok büyük bir problem değil esasında ama acaba nereye çekilmeliyiz? Ben onu merak ediyorum. Buraya da yiyecekler. Şuranın arkasına çekilsek sizce? Hani düşman okçularının da şeyinden korunmak için, taarruzundan korunmak için. Buranın arkasına bir yerine çekilsek, bak şuraya rahat rahat, anladın mı? Bütün orduyu geriletsek. Buraya gelen zaten tek koridor halinde gelecek. Bir de hani okçuların dehşetine karşı şöyle kenarlara bir yerlere sığınırız. Nasıl fikir? Bence güzel fikir abi. Bence güzel fikir. Bizimkiler düşmanı zaga zagalamaya devam etsin. Biraz daha yukarı atmam gerekecek galiba.
Ben bu Viking olma işini abartıyor muyum? Bence abartıyorum ben bu Viking olma işini ya. Yani sırf Vikingler gibi savaşacağım diye fırlatma baltası kullanmak zorunda değilim. Bence ufaktan geri çekilmenin vakti geldi. Arkadaşlar hepinizi bir geri alalım. Hepinizi bir geri alalım babacığım. Hepiniz geri, 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 geri. Sayılarının önemli olmadığı bir yere gitmemiz lazım. Ordularında köylü var mı? Yani köylü var, tabii ki köylü var ordularında ama öyle o kadar büyük bir köylü grubu göremiyorum ben burada. Şş, beyler hızlı geri çekilin anam. Hızlı geri çekilin. Hızlı, 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 hızlı. Birazcık ortalayabilirsiniz burayı. Birazcık ortalayabilirsiniz burayı. Lütfen hızlı geri çekilin. Hızlı geri çekilin. Vallahi ben şurada defte durmayı mantıklı buluyorum abi. Gelene böyle çatank, çutank, çatank, kütank. Böyle gelene o şekil bir mücadelede bulunacağım. Ne ara geldin lan eşşoğlu eşek? Sanırım benim umduğum kadar rahat bir savunma savaşı olmayacak. O kim ya? Evet. İşler pek umduğum gibi ilerlemiyor arkadaşlar. İşlerin pek umduğum gibi ilerlemediğini söylemem lazım. Ama hala başarma ihtimalimiz var mı? Elbette. Elbette başarma ihtimalimiz var hala. Sayımız az olabilir ama 700'e 200 savunma müdafaasını yapabiliriz abi. Peki ben bir şey merak ediyorum. Diyelim ben burayı defledim. Arka geliyor mu? Arka geliyor. Arka geliyor, arka geliyor. Bana ne kadar nam gelecek? Onu da merak ediyorum. Kılıç bazı yerlerde takılıyor ama olacak o kadar ya. Aslan parçaları buradan adam geçirtmememiz lazım. Ulan o gelen herifi indiremediniz mi aşağı? Bu arada Vayagir'in muhtemelen tüm ordusu burada arkadaşlar. Vayagir'in tüm ordusu burada. Ben burayı biçtikten sonra muhtemelen Vayagir bayağı bir zor duruma girer diye tahmin ediyorum. Lan aslında bir şey diyeceğim. Abi burayı almalarına izin verip ondan sonra biz girip Dihrim'i alıp kendimizi isteseydik olmaz mıydı? Ama vermeyebilirdi ya. Gerçi en azından denerdik. De burayı fethedemeyebilirdik. Bak öyle bir gerçek var. Burayı fethedemeyebilirdik yani. O kadar kalabalık değil ordumuz. Şu adamlara baksana. Babacım bunlar beni fena sıkıştırdı ya. Muhtemelen yattım aşağı. Kılıçların çarpışma sesi beni benden alıyor. Evet. Kılıçların çarpışma sesi beni benden alıyor ama bu kim lan? Buna niye girdik oğlum? Ymiria mı bu? Evet, oraya çıkmanın tek bir yolu var. At depiyor gibi yol gitmek. Ya cephede bir adamı bana verseydi keşke. Oo. Kılıç sesi gerçekten çok güzel bu arada. O kılıçların tokuşma sesine bayılıyorum. Ya dediğim gibi benim aklıma şey geldi aslında. Vayagirlerin burayı almasına müsaade edip sonrasında Vayagirlerin elinden burayı tekrardan geri alabilmek adına saldırmak geldi aklıma ama geri alamayabiliriz abi. Bak defansta sayılarının bir önemi olmayan konumdayız. O sebepten dolayı rahat ediyoruz. Oo maşallah. Ymiria'yı gelişine oturttu vallahi. Bana bir müsaade edin. Bana bir müsaade edin abi. Açıl bir şuradan. Açıl bir şuradan. Madem okumuz var o zaman okumuzu kullanırız baba.
Şu an yani pek sayılarının anlam ifade etmediği bir konumda değiliz esasında ama en azından bir şeyler deneyebiliyoruz. Abi bu silah çifter kullanılmıyor mu? Neden tek elinle vuruyorsun? Evet, çok baba yiğitlik yapmamak gerekiyor galiba. Beyler! Hani Nord kahramanı en güçlü piyadelerden biriydi be. Neyse, en azından öldükten sonra savaşta devre dışı kalmadığıma seviniyorum ya. Tabi Ymiria'ya her ne kadar gelişine vurup tek atsalar da gerçekten sevindiğimi söylemem lazım. Abicim biçme durumu ne alemde? Biçme durumu ne alemde? Düşmanın 313 adamını biçmişiz. Ama hala gelmeye devam edecekler değil mi? Ya da aşağıda bir yerde kaldı abi. İlk gelen yarısını aldık. Aşağıda bir yerde kaldı muhtemelen. Ya da nerede adam var? Tekrar gelecekler mi acaba? Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğiniz için. Arkadaşlar iyi seyirler diliyorum ben de size. Hoş geldiniz. Var mı daha yaşayan? Tam uğraşmayacağım. Battal Gazi mod. Hele diyorum adamlar nerede kaldı arkadaş? Şu kekolar vurmaya çalışıyormuş onları. Bu arada Nord kahramanının ok kullanma yeteneği de fena değilmiş ha. Çifter kılıç daha güzel ya. Benim daha çok hoşuma gidiyor. Çapada şupada çapada çupada biçiyorsun elemanları. 15 yaralı 5 ölü. Tamam 5 ölü bize çok dokunmaz. Ama düşmana eminim ki şu ölü sayısının dokunacağından. Ya muhtemelen adamlar buradan sonra dağılacak. Aynen öyle abi. Dihrim şehri müdafaa edildi ama bir de bunun üzerine Svadya Krallığından birileri geliyor. Yani keşke birazcık daha dinlenmeye fırsatımız olsaydı efendim, öyle değil mi? Yani bir yandan Vayagir Krallığı, bir yandan Svadya Krallığı. Bir saniye. Şeye bakmayı unuttum. Kamptan değil de raporlar. Raporlar da değil. Notlar, en son mesajlar. 5 nam mı? Şey Mert hoş geldin kankam. 31 moral 5 nam. Ya 700'e karşı 200 defans yaptık az önce. Neden 5 nam? Vallahi beni tatmin etmiyor bu gelen namlar. Yani turnuvalardan bunun ayı gibi 10 katını kasıyoruz ama ya kestiğimiz adam sayısına rağmen bak bir saniye. 400 namım var şu anda. Kral Ragnar'ın derebeylerinden biriyim. 400 namım var sadece. Ve şeydi, karakter raporunda mı gözüküyordu? Nerede gözüküyordu? Karakteri dışa aktarırken mi gözüküyordu? Karakter, istatistikler. Öldürülen asker sayısı 441. Lan adam başı bir nam mı verdin? 41 tanesini de yemişsin. Adam başı bir nam mı verdin hocam? Kaldı ki 230 askerde yaraladın diyor. 230 askerde yaraladın. Adam başı bir nam falan verdi herhalde. Bir sana yeter dedi. Çekil kenara. Zeka puanını bekletiyor muydum? Sanırım bekletiyordum ya. Sanırım bekletiyordum. İkna yöntemine de verecektim galiba. İkna, envanter yönetimi, talimci becerisi falan filan. Onları o şekil kullanmayı planlıyordum galiba. Okçulukla gideceğim ya. İnat etmeyeceğim. Yok ben illa Viking gibi oynayacağım, Viking gibi oynayacağım diye hiç böyle bir işe yaramayan silahları yanımda tutuyorum. Ya fırlatma baltası misal. Fırlatamıyorum abi. Yapacak hiçbir şey yok.
Fırlatamıyorum. Fırlatma baltası kullanamıyorum. Onun yerine alayım şöyle adam akıllı bir ok. Kuvvetli av yayı misal. Kalkan dursun kılıcı da şuraya koy. Kuvvetli av yayı, av yayı. Bir de bir tane de ok var bana. Ama düzgün bir ok vermezsen anlaşamayız ki. Eğrilmiş ok ne abi? Eğrilmiş kanca termli ok. Ben bunları düşmana sıksam ne, sıkmasam ne ya? Fırlatma baltalarını al reis. Fırlatma baltalarını al. Yani Viking gibi oynayacağız diye çok ısrar ediyoruz ama arada bizim de bir iki bir şey sıkmaya ihtiyacımız var. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Uxkar şehrine doğru bir ilerleyelim. Vallahi Nordlar her yeri çok hızlı bir şekilde aldılar. Ama ben bu savaşlardan nam kazanma durumundan hiç memnun değilim ya. Ve bir yerleri yağmalasak iyi olacak sanırım. Hacı abi bana bir düzgün ok verir misin? Düzgün ok. Ha, büyük sadak ok. Ver gitsin. Ver gitsin abi. Başka buradan alınabilecek bir şey var mı? Demir kalkan var. Kalın demir kalkan. Kalkanı o kadar efektif kullanıyor muyum? Yoksa yani öylesine defanslasa da yeter mi? Tabii ki Bannerlord da oynamak istiyorum. Bannerlord da çok çok güzel. Bundan sonra Bannerlord da oynayacağım da ikisini aynı anda oynamak istemiyorum. Çünkü dövüş mekanikleri birbirine çok fazla benzemiyor. Yani Bannerlord'un dövüş mekaniği şöyle bir tık daha yavaş gibi. Warband'a alıştın mı ona alışamıyorsun. Ona alıştın mı buna alışamıyorsun. İyi hadi en baba kalkanı alalım. Madem öyle yağma atalım. Yani yağma atıp envanteri doldurma zamanı. Şöyle şuradan bal da aldım. Kişiye yerim kaç? 70 olmuş. Dur gidelim yine adam alalım madem. Nord'la Sarranit Sultan'la arasındaki ateşkes sona erdi. Bir de Sarranit de alsın da bize boyumuzun ölçüsünü alalım ya. Bizim reislerin niyeyse asker sayısı hep çok çok az. Bu Tabel köyünü yağmaladım muhtemelen. Ondan dolayı bana herhangi bir şekilde adam vermedi. Şuradan birazcık Nord askeri alalım. Çok sık adam toplamayacağımız yerleri yağmalarsak bizim için iyi olur gibime geliyor. Örneğin şu köşeler. Yani burada bulunan Balani köyünden hiç adam alacağımı zannetmiyorum. Ya da Gisim'e falan uğrayıp Gisim'den de adam alacağımı zannetmiyorum. Riabelet'e vurmuş muyum vurmamışım. Riabelet kalesinde kaç asker var? 146. Bir ara burayı yoklayabiliriz ya. Bir ara burayı yoklayabiliriz de birazcık daha farm yapmak lazım biliyor musun? Ama kardeş tam ben yağmalamak istiyordum burayı. Gelip elimin altından almasaydın iyiydi. Canımız sağ olsun ne yapalım. Evet ev süpürülüyor. Ev arkadaşım temizlik yapıyor zannettim. Ne güzel işte. Kral Harlaus mu? O kadar hararetli bir şeyin içerisine girmek istemiyorum ben çarpışmanın ama Balanli köyüne muhtemelen uğramaz diye tahmin ediyorum. Pravan şehrinde 441 asker var ve şu gemilere bak abi adamlar orada bir birikmiş. Elbel köyüne doğru gideceğim. Buraya birilerinin gelip müdahale edeceğini zannetmiyorum ya. Buraya birilerinin gelip müdahale edeceğini zannetmiyorum. O yüzden burası şeyin değil mi? Svadya'nın. Sadece bir avuç insan yabani otların büyüdüğü tarlalarda çalışıyor. Ay. Umurumda değil. Merhamet etme zamanım çoktan geçti. Çalek kayesinin büyük salonunda verilen ziyafet. Çalbek. Oraya bir gidelim bu arada ya. Belki hani bir hatun matun bir şeyler buluruz. Birilerini ayarlarız kendimize. Sıkıntı çünkü birilerini bulmazsak gerçekten sıkıntı. Kardeş şu tereyağı, sosisi, efendime söyleyeyim balı, peyniri, zeytini al. Evet bal, peynir, zeytini lootlamaktan para edecek şeyleri almaya yer kalmadı. Öyle değil mi? Yine gözümü aç gözlülük büyüdü. Para ve güç hırsından açtık oyunu ama. Yeter ya. Yeter zaten şu 3 sıra para edecek. Gayet yeterli. Ben bir Çalbek'e doğru ilerleyeyim. Vayagir'in bütün ordusunu ben def ettim. Ama bizimkilerin daha ben bir cecağı yaradığını... Oh! Oh! Kaç kişisiniz? 70'e 404 mü? 400 asker nereden çıktı aniden?
Savaş alanına konuşlanabilir miyim? Yani bu seçenek düşmana dalmakla aynı seçenek değil mi? 17'ye 100. Abi. Gelin buraya gelin. Yani henüz sıfırlanmak istediğimi zannetmiyorum ama sanırım sıfırlanacağım. Oo, adamların atlıları da geliyor buraya. Haydi babacım, al başına belayı. Yani kral geldi muhtemelen. Öldürdüğüm adamlar neden yazmıyor? Sanırım oyun bile 400 tane adamın varlığını kabullenmedi. Yapman aşağı. Ya da savaş alanına konuşulan seçeneği mantıklı bir seçenek değildi, emin değilim. Birader, ölmeyi niyeti olan adamları savaşa sürseniz keşke. Ay. Aha, Kral Harlaus. Canım, müsaade et bir, müsaade et. Kendimi cüce gibi hissediyorum. Hepsi altın üzerinde. Bak, kral da bize geçiriyor ha. Neyse, savaşı kazansam da bir şey değişmeyecek ki. Savaşı kazansam da diyecek ki 3 nam. Şu ata bir bineyim de bir dur. Bir dur, şu ata ben bir bineyim. Şu ata ben bir bineyim. Lan atın atlık hali kalmamış ki. Bu ne abi, bu ne? Ölüm ini. İn şu attan, in attan, in. Ne yapayım, askerleri böyle yuvarlak yapma şansım var mı? Hani böyle bir kalkanın içine almaları falan. Bu ne? Abi. Bizden bir tane okçu fıtık 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 sıkıyor heriflere, ya da onlar bizi ok yağdırmaya başladı, emin değilim. Adamlara okçu desteği mi ulaştı acaba? Muhtemelen adamlara okçu desteği ulaştı arkadaşlar, çok büyük ihtimal. Ay, bu zırh ne? Düşmüyor. Düşmüyor abi, düşmüyor. Aa, yani bu adamlar düşmüyor. Bu adamlar düşmüyor. Bu adamlarla mecbur çarpışacağız. Normalde cirit yediğimde ben ölüyorum ama millet ölmüyor abi. Ya herifler okçuları da getirmiş arkaya. Fırlatma silahları da çok anormal değil mi sizce de? Aa, hayret, düşmanın kafaya gidebildi. Ay. Ya neden fırlatma silah çekiyorsun? Abi madem öleceksek verebildiğimiz kadar hasar vereceğiz kesinlikle. 16-58. Grup 10 moral kaybetti, 2 moral kazandı. Ayrılabiliyor muyum lan? Kaçabilirsem var ya, mükemmel olur da. Kral Harlaus geliyor, yine geliyor, yine geliyor, yine geliyor. Aa, bunlar bizi yiyecek abi burada. Durun, durun. Yani 13'e 134 kazanma şansı diye bir şey yok zaten. Sıfırlandık. Yapacak hiçbir şey yok. Save'e dönmeyeceğim. Save'e dönmeyeceğim abi. Başım sıkıştığında niye save'e döneyim sürekli? Toparlarım, tekrar asker kasarım, şey yaparım. Yani kralın ordusu sıkıştırdı. Kaçabilseydik kaçardık ama kaçamıyoruz adamların elinden. En azından adamlar bizim düşmanımız. Yani mantıklı olan şeyi yapacağız. Verebildiğimiz kadar hasar vereceğiz. Tamam, şöyle yapalım o halde. Şöyle yapalım o halde. Buyurun efendim. Buyurun, 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 buyurun. Keyifli sohbetler, keyifli sohbetler.
Bir de kargı vuruşumu yedim. Adamların zırhı harbiden birbirinden ağır. Adamların zırhı birbirinden ağır. Ya demek ki Kral Harlaus Svadia böyle bir ordu tutuyor elinde. Yani Vayagirleri de defansladık, şey yaptık. Nordlar birazcık daha agresif oynuyor olabilir ya. Bu bölüm 5'e tekabül ediyor babuşum. Hatta yayın başlığında yazıyor. Ya şimdi ilk başta spamlemenize bir şey demedim aynı şeyi. Bunlar bizi burada yiyecek ya. Ama sonradan save'e dönmeyeceğim dediğim halde eleştirmeye devam ederseniz bundan sonra en ufak şeyde o sap modu açacağım ve kapatmayacağım abi. Keyifli seyirler. Yaslanın arkanıza, keyif almaya bakın. Atlılardan kurtuluş yok. Ya ne kadar zırhları var, neleri var ellerinin altında bilmiyorum ama atlılardan kurtuluş yok. Verebildiğim en baba hasarı verip kaçmaya çalışacağım. Şövalyelerden kaçılmıyor ki. Nord'da bu şövalyelerin antisinin ne olduğunu merak ediyorum ya. Bizde ne var yani şövalyelerin antisi, onu gerçekten merak ediyorum. Böbreğim düştü artık. Hepsi mi şey olur arkadaş? Bütün adamlarım öldü mü? Evet, bütün Nord düştü galiba. En azından benimkiler. Madem elinizde bu kadar asker var, 3 şehrinizi nasıl kaptırdınız abi? Suno'yu kaptırdılar. Şeyi kaptırdılar. Evet, ağzımıza burnumuza vurdular bu arada. 17 ölü 10 yaralı. 6 adamın var ve onlar da saldırıya geçtikten sonra yattılar aşağı. Lütfen ekipmanlarımdan birini alma. Güzel, güzel güzel. Yani tahıl, kurutulmuş et, peynir falan filan onları aldılar. En azından ekipmanlarım sağlam. Ve buradan çıktıktan sonra tekrar orduyu toparlayacak şeyim var. Ya hani şöyle bir kenara kaçayım. Ymiria mı bende? Vallahi Ymiria bende. Bunduğu falan buluruz artık bir yerlerden. Ama bak şöyle haritaya bakar mısın? Suno'yu vermişler. Uxgal'i vermişler. Dihrim'i vermişler. Ne yapıyorsunuz bu kadar adam burada? Ne yapıyorsunuz abi? Atlılara karşı zırhlı ve kalkanlı piyadeler, evet bence de güzel olabilir. Dur şu Riabelit'in oradan bir ikileyelim de. Aa hayır be. Hayır be. Kaç? 2 vs 38. Hadi canım oradan ya. Hadi canım oradan ya. Hepsi okçu muydu bunların? Aralarına dalıp patates gibi dayak yemezsem kendimi kurtarma şansım var. Şimdi şöyle düşünün. Daldığımı indireceğim ama elemanlar Ymiria'ya ulaşırsa öldükten sonra tekrar canlanma şansım yok. Yani o yüzden Ymiria'ya nişan alanları böyle doğrayabildiğim kadar hızlı bir şekilde doğramam lazım. Ki sayılarını azaltalım. Aa, kurt kocayınca köpeğin onca olur derler ya, harbiden o şekil ya. Peki bu haydutları 2 kişi kestiğimiz için sağlam bir ödül alabilecek miyiz? Zaten muhtemelen bu adamların bir kısmını kesince, ki 15'ini kesmişiz. Bu adamların bir kısmını kesince şey yapacaklar ya, kaçacaklar. Çok kuvvetli muhtemel. Oy. Ymiria'ya doğru giden var mı? Tamam, ağırlıklı olarak tüm fokus bende. Ymiria'nın orada bir kişi görüyorum da. Bizim Ymiria öyle savunmasız bir healer değil. Hatun'un elinde silahı da var.
Zırhı da var abi. Ve bunlar sanırım ufaktan kaçmaya başladılar. Baksana. Bu arada altımızda at olmasaydı muhtemelen bu savaş zordu bizim için. Altımızda at olmasaydı bu savaş bizim için gerçekten çok zordu. Yatın aşağı. Abi firar eden yok mu? Firar eden yok galiba. Adamların hepsini kesmek zorunda kaldık. Normalde bunların korkup kaçması gerekmiyor muydu? Sen biraz fazla olmaya mı başladın? Son kalan adam Ymirya'nın orada. Yo, Ymirya onu kesmiş galiba. 38 adamın 38'i de bizle savaşmayı tercih etti ya. Tamamı bizde savaşmayı tercih etti. Yok, çiftçi ya da köylü kadını almayacağım. Bütün eşyalarını alsam ne yazar ki? Gerçi dur, yerim varsa alabilirim. De, yerim yok. Zaten para edecek şeyler var elimin altında. 771 dinar. Gayet güzel. Köyden falan 1-2 adam alalım. Lan o kadar sıfırlandık. Bak, adamlarla yüzgez olduk. Mücadele ettik. Peki merak ediyorum, bana bunun karşılığında kaç nam verdi oyun, gözükmüyor. Ama hala baktığım zaman namım 400 civarında. Oho. Abi dur. Dur. Ya, hiç kapışasım yok var ya. Hiç kapışasım yok seninle. O 14 adamını burnumun dibinden çeker misin? 24 adamını. Gel ulan. Gündüz benden bir dayak yemeye niyetin varmış demek ki. Gel. Dayı bekleyin. Benim adamların hepsi çar çöp de o herifte de pek bir şey yok. Hatta ben var ya direkt aralarına giriyorum bunların ya. Küllerimizden yeniden doğacağız. Hızlıca toparlanacağız abi. Küllerimizden yeniden doğacağız. Güzel. Adamların ellerinde çok fazla şövalyesi yok. Adamların ellerinde hatta çok fazla ünitesi yok. Aslında üniteleri var ve ünitelerinin açıkçası okçu olması beni bir parça tedirgin ediyor. Paso okçu olması. Peki bizim herkese hücum talimatını versem, çocuklar yürürken de ben bunları sersemletsem. Şu muhtemelen kont. Arbeletçileri falan konum almadığı sürece bizimkileri deşip dağıtamaz diye düşünüyorum ya. Gerçi bizden kimse yok ki. Ben keserken adamlar oyalasın, maksadım o. King Knight, iyi yayınlar. İşten dönünce yine tekrarını izledim. Dün izledim, canını sıkma boş yapanlara. Moralini yüksek tut babuş demiş. King Knight çok teşekkür ederim balım. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Desteğin için çok sağ ol. Ya kankacığım, şimdi şöyle bir durum oluyor. Yani bazen şey yapamıyorsun. Moralini çok çabuk toparlayamıyorsun, anladın mı? Ve hani ne yazık ki bunun kesin bir çözümü yok. Bu kişide bitiyor, bireyde bitiyor. Benim kendimi daha tolereli, daha dayanıklı hale getirmem lazım. Yani yine hakkını yemeyeceğim. Normal insanlardan kat kat daha sabırlı olduğumu düşünüyorum, dürüst olmak gerekirse, ama hani bazı yerlerde bitiyor, biliyor musun? Limit bitiyor. Benim de dün bitti. Ya bugün sabah sıfırladım, yine bitti. Ve Sami Fırat, selamlar abi, bundan önce bağış attım da onu görmedin sanırım demiş. Yo, gördüm, hatta teşekkür de ettim. Teşekkür ederim Sami Fırat, sağ olasın. Chatten yazıyorum, chat'e aboneler modunu aldın, yazamadım. Balım bir süre abone modunda kalsın ya, senin için de uygun olursa. Teşekkür ederim desteğin için. Yaslan arkana, keyfine bak, çok sağ ol. Bak bunlardan iyi item çıkar da benim yerim yok. Peki aranızda savaşta kardeş git. Git Allah aşkına, gözüm görmesin seni. Savaşta aranızda tecrübe puanı şey yapan oldu mu, zırhını geliştir her zaman için ya. Ymirya, zırhını geliştir her zaman için. Uzun battal kılıç bizimkinden daha mı iyi? Yok ya, bunun birazcık daha saplamaya yönelik bu. Şuradan zırhlı olanları alalım. En fazla para edenler bunlarmış madem. Güzel. Bazı askerlerin terfi alması iyi. Sıfırdan tekrardan kuracağız orduyu. King Knight, tekrardan teşekkür ederim sana da. Eyvallah, sağ olasın.
Seferberlik. Ha. Tabii tabii tabii. Geliyorum, hemen geliyorum. Adamlar ağzımı burnumu dağıttı ama hemen geliyorum kanka. Hiç problem değil. Lan hayır ama ya. Sen kimsin? 19'a 24. Ben anlamıyorum arkadaş. Bugün bahtsız bedevi modundayız galiba. Bekle. Tam şu köşeye çıkacağız. Onlar da buraya ilerlemeye çalışacak. Tam kal burada. Ben gidiyorum adamların üzerlerine doğru. Vallahi şanssız günümüzdeyiz ha. Bak Dihrim'i 700 askere karşı 200 asker savunduk. Ardından ordumuz Kral Harlaus'un ordusuna yakalandı. Kral Harlaus'un ordusu bizi parçaladı tabii ki 400 kişiyle. Ya 400'e karşı 60 mıydık neydik yani, hiç şansımız yoktu. Sonrasında ordu toparlamaya çalışırken 38 tane haydut bizi Ymiria ile tek tek ısırdı. Şimdi de Kont Haringot'un ordusu. Bugün şans bizden yana değil gibi ha. Bugün kesinlikle şans bizden yana değil. Çocukları hücuma kaldırayım. Bizim bebeler de bir hücum etsin. Ama kargı vuruşunu böyle daire çizerek yapamazsın, öyle değil mi? Sabur kılıcını artık be. Şöyle ters savururken kılıcı çok fazla tutuyor. Atın ek hasar mı aldı? Mızrağa oturduk büyük ihtimalle. Zaten şunlardan birinden bir at loot'u çökse şaşacağım da. Attan inersem hayatta kalabilir miyim acaba? Deneyeceğiz. De bizim çocuklar kuru piyade. Şu an maçı bile satmış olabilirim. Ve zeminde de iyi savaşıyoruz yani, ayağımız yere değince. Helal lan. Bizim çocuklara bak, sıfır tecrübeli halleriyle adam kovalıyorlar ha. Tamam, okçuluk kasma zamanı. Götünden vurdum onu. Güzel atışlar yapıyoruz ha. Kanka ben şeyden çekindim Mert. Attan indikten sonra dedim acaba bu herifler beni aşırı sıkıştırır mı? Hani aniden kafama gelip küt küt vururlarsa fena olurdu da şey kurtardı bizi ya, atletizm becerisi falan böyle. Çok rahat hamleler yapabildik, geri çekilebildik, ileri kaçabildik. Bir şekilde üstesinden geldik. Duruşa bak duruşa, pozu kes. Tabi bir miğferi çıkarsak daha tatlı gözükürüz sanırım ama. Ben artistik poz veriyordum, kestiniz mi aslanlar? Sanırım işlerini bitirdiler. Evet. Bizim taraftan yalnızca bir ölü var. Çocuğun birini bir kargıcı sıkıştırdı muhtemelen. Svadya piyadeleri... Ya kanka, eğer Svadya ile çok çarpışmaya devam edersek ben Rodok kullanacağım. Yani Rodok kullanmayı düşünüyorum işin açıkçası ama hani şimdilik şey dedik ya, böyle barbarımsı takılacağız diye. 40'a 12. Bak 40'a 12 çok tatlı bir yedek zırh olur. Bizde 31'e 36 var. Şu 40'a 12'yi ver bakayım. Ayaklık 24. Bizde ayaklık 16 var. Şu ayaklık 24'ü de bir al bakalım. Kafalık 32'ye 2. Bunlar 40'a 39. Aslında yani farklı ülkelerin ünitelerini kullansam mı diye düşünmüyorum desem yalan söylerim de. Şimdilik bekleyelim ya. Şimdilik bekleyelim. Kaçaklar, diğerleri tamam. Fena'da köyü yağmalanıyor. Bir haberci geldi. Verşek şehrinde turnuva. Gideriz anam, gideriz. Zaten şu an turnuva dışı bir şey kasabilme ihtimalimiz var mı Allah aşkına? Turnuva dışı bitiyiz abi. Şuralarda bir düşman çıkacak diye korkuyorum ya. 9 askerle dolanıyoruz. Tamam, şimdi erzak tüccarına şöyle şu alttaki itemleri bir satalım. 1900 para, gayet güzel. Yemek alma derdimiz olmayacak belli süre. Ben turnuvaya gidiyorum abi tekrardan. Fena dayı da yağmalamışlar. Turnuvaya giderken tabii şu İsmirella Kalesi'nin oradan falan geçeceğiz. Adam toplayacağım yer bırakmamışlar ki bana.
18 adamla neyin mücadelesini vereceğim acaba? Çok merak ediyorum. Burayı da haydutlar ele geçirmiş. Her şey süper gidiyor var ya. Şu an gerçekten her şey süper gidiyor. Yeter. Atlı mı bunlar? Tepede kal. Tepede geride kal. Abi bizim ordu kötürüm. Yani köylüler ve köylülerden oluşuyor bizim ordu. Biz de köylüyüz çünkü. Tam köprünün orada miğferdi bir savunması. Yat aşağı. Tam köprünün orada miğferdi bir. Adeta Gandalf'ın Balrog'u durdurduğu gibi buradan asla geçemezsin dedim ama iplenmedik abi. Gandalf gibi aksakallı olmadığından mütevellit muhtemelen. Sırf bura bana adam versin diye burayı kurtarıyorum. Birliğine katılmak isteyen kimse yok diye bir yazı çıkarsa bir parça üzüleceğim. Bir parça sağlam üzüleceğim hem de. Kurtaracağız burayı. Güzel, güzel, güzel mücadelemizi veriyoruz. Tamam canım, kalanlığın üzerine çullanın artık, iki kişiler ya zaten. Arkadan bir yerden vurun kafalarına, kırın çocukları. Kaldı mı birisi? Kapat abicim. Tam karşıda kalan bir okçu galiba. Burada muharebeden kaçması mümkün değil. Haydutların işgal ettiği bir bölge çünkü burası. Bir yerden ok atışı yiyoruz ama nereden yediğimi bilmiyorum. Yalnız karaktere güzel atletizm kasmışız ya. Yani bu kadar ağır zırhına rağmen gayet güzel koşturuyor. Aldığı ileriki seviyeleri de muhakkak atletizm yeteneğine vereceğim. Savaş alanında ağırlıklı olarak piyade olarak çarpışıyoruz çünkü. Yakalandın. Yakalandın kardeş. Çok güzel, seviyemizi de aldık. Askerler dağıldı ama yeniden kurtarırız her şeyi ya. Ödül istemiyorum, bana sadece acemi verin. Çok güzel. Çok güzel. 14 North acemisi gerçekten bize ilaç gibi geldi abi. 14 North acemisi hakikaten bize ilaç gibi geldi. Şu avcıları da okçuya çevirelim. Tamam, Jelbegi köyünden de adam toplayayım. Ve buralar da çok güvenli değil biliyor musun? Yani buralarda da her an önümüze haydut ya da svad ya da bir birliğin fırlama ihtimali var. Yani bunu göz önünde bulundurarak hareket etmek lazım. Şimdi yapacağım şey şu. Buradan toplayabildiğim kadar adam toplayıp tekrardan Verçek'e gideceğim. Çünkü orada bir turnuva var ve o turnuvayı kazanmaya ihtiyacım var. Çünkü en hızlı şekilde benim nam kasabilmemin yolu yine turnuvalardan geçiyor. Yani bana da güzel gibi geliyor ya Can Çetin. Çok teşekkür ederim bu arada yorumun için. Sağ olasın. Bana da böyle daha güzel gibi geliyor. Sadece North üniteleri kullanmak. Böyle birazcık daha barbarımsı takılmak. Yani ok bile kullanmamayı düşünüyordum ben. Full fırlatma silahı kullanmayı düşünüyordum ama full fırlatma silahı da bizim için çok şey olmaz gibi geldi. Verimli olmaz gibi geldi. Aslında böyle büyük bir balta istiyorum ben. Şiftel büyük bir balta. Yani nasıl gösterebilirim onu sanırım. Ya şöyle ağır baltalardan değil de bunun böyle daha ele oturan göndergeli silah tipi versiyonları var. Onları falan istiyorum ya. Neyse şimdi tekrardan buradan Verçek'e doğru ilerleyelim. Hakikaten zorlu bir serüvenden geçiyoruz. Hakikaten zorlu bir serüvenden geçiyoruz. Çünkü yani Dihrim'i savunduktan sonra başımıza gelmeyen kalmadı. Sanırım en baba en zor günlerimizden birini yaşadık ya. Kral Dihrim'i defledik.
Vayagir'e karşı, Kral Harlaus'un ordusuyla çarpıştık. Ama bütün bunlara rağmen sadece 5'er 6'şar nam almak da işin tuzu biberiydi. Evet şeyi biliyorum ya, göndergeli silahlar dibe girince vurmuyor. Onun mesafesini ayarlamak lazım da. Misal Bannerlord'da da en sevdiğim silah türü göndergeli silah. Çünkü oturttun mu adamları dız 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 her şeyi halledebiliyorsun. Nord savaşçısı ver bakayım. Birazcık daha okçuya ihtiyacımız olur. En azından şöyle bir hani 15'i okçu olacak şekilde ayarlansın. Geri kalanlarını yaya yapalım. 15 değil de 25 okçu geri kalanını piyade yapalım. Şimdi şu turnuva seçeneklerinden galiba ekran ayarları mı? Yok, dövüş seçenekleri, takım puanları, dostlara verilen zarar, kazanılan puan, nam hesaplama. Dur, o değil. Turnuvanın yapısını düzenleden miydi? Atlılar %50, teker silahlar, yaylar, arena seçimi, yenilenmiş arena, natif arena. Yenilenmiş arena şey yapalım. Turnuva kıyafeti, turnuva kıyafeti. Şey olmaz mı ya? Natif ayarları hepsini uygula. Ay, natif ayarları kötü oldu galiba. Yo, natif ayarları dediğim benim ayarlarım galiba. Full böyle bada bada giriyorduk değil mi? Teker silah, çifter silah falan, atlı sayısı az. Ya ben bunun hangisini değiştirdiydim arkadaş? Babuştus, Ymiria. Seçebileceğin sırf 2 karakter var, tamam. Kişisel ayarlar. Her zaman rastgele ekipman, bu karakter dahil edilmesin. Yo, dahil edilsin. Çifter silah istiyorum. Şeyi arıyorum ben. Bayrak seçiminden galiba mavi ayarlanıyordu ya. Evet evet, yani bayrak seçiminden mavi ayarlanıyor dediler bana ama ben de bilmiyorum ayarlar nereden ayarlanıyor. Ay. Turnuva yapısını düzenleden ayarlanmıyor. Zaten çifter silah, teker silah ve biraz atlı takılacağız. Hatta atlıyı da kapat, teker çifter silah, herkes birbirine girsin böyle. Eski gladyatörlerin savaşı gibi. Renk ayarlayamıyorum abi. Takım rastgele, zorluk, kişisel ekipmanlar. At geliştirmesi, zırh geliştirmesi, kalkan geliştirmesi. Ekran ayarları. Abi ekran ayarlarında da değil. Neyse artık elden gelen bir şey yok. Savaşa savaşa öğreneceğiz. Oğlum ne oluyor? Herkes bir burada kalsın bizim ekip. Abi işte ne güzel, gladyatör gibi en sevdiğim. De arkamız bizim temiz değil. Tamam, yeterince izlediniz. Bizimkiler biraz daha badabadaya kaydı. İşler daha hızlı ilerliyor. İşler daha hızlı ilerliyor. Ben varım. Ama nam kazanamıyoruz sanırım. Beyler burada bekleyin. Burada bekleyin. Ayrılmayın bir yere. Ayrılmayın bir yere. Of. Biri var ya kafamıza güzel geçirdi ha. Tamam, yıkılmayın. Yıkılmayın çocuklar. Yıkılmayın çocuklar. Babuştus 2 kill diyor yalnız ya. Böyle de çok olmuyor galiba. Doğrudur Mert ya. Herhalde şey takımlar öyle otomatik ayarlanıyor olabilir. Babuştus 4, Gardar 4. Şş, kalın yerinizde, kalın yerinizde. Bak iki aynı renk birbirine giriyor şu an bende. Bu adam da benim rengimde. Ama çabalayın. Tamam, takıma yerinde kal komutu vermeyeceğiz abi. Takıma yerinde kal komutu vermeyeceğiz. Zira aptallaşıyorlar sanırım. Ya da böyle birazcık fazla bada bada oluyor. Biraz aşırı bada bada oluyor da olabilir. Ben neden ilerleyemiyorum? Evet, bu sefer maviler kazandı. Kafamıza gözümüze güzel vurdular abi, onu fark ettim ben. Tamam, hızlı olması daha iyi, hızlı olması daha iyi. Nam kasacaksak şayet bu arenada çok zaman geçireceğiz.
Bak şu beni dövmeye çalışan Ymir ya. Ya oğlum. 3'e 1 ne? Tam bundan nefret ettiğimi birazdan söyleyeceğim. Bir saniye. Bundan nefret ettiğimi birazdan söyleyeceğim abi. Ya da birazdan biraz daha uyanık oynayacağım. Mod güzel ya, mod güzel. Tipinize tüküreyim. Devam, devam. Birinci sıradayız 32 katılımcıdan. Güzel. Turnuvanın 5. turu. Düşmanların sen yaklaştığında kaçmaları gerektiğini biliyorlar. Biliyorlar çünkü birazdan ağlayacağım. Tamam, tamam. Geri, geri vites, geri vites, geri vites, geri vites. Kim kimden bilmiyorum. Tamam beyler, karşıdan sağ kalanları da biz temizleyeceğiz. Yürüyün. Bu sefer Oliyev biraz fazla puan aldı gibi. Devam ki. Devam ki. Hızlı ilerliyor savaş yani. Benim için pozitif skor bu. Biraz ağır ol. Bu eli alan yeşiller olacak abi. Erkeksiniz, teker teker gelin lan. Böyle erkeklik olmaz ama. 4 kişi toplanıp adamın kafaya vurulur mu ya? 4 kişi ya, 4 kişi toplanıp kafama vurdular. En azından 20 nam kazandık. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın Emre Aslan. Sana da keyifli seyirler diliyorum, sağ olasın. Ben bu turnuva yöntemini pek beğenmedim galiba ya. Herkes bada bada ama en azından hızlı işliyor. Yani şöyle düşünün, bu sahneyi defalarca kez görmemiz gerekecek ve daha katlanılabilir kılıyor bence. Hem parasını alıyorsun seriden. Hem namını kazanıyorsun. Şuna bakar mısın abi? Daha nam 450. Öf öf. 450 yeni olmuş daha. Bir de deniz yağmacılarından mı dayak yiyeceğiz lan? Hadi bakalım, doğal seçelim. Şu deniz yağmacılarına da dalalım. Birader vallahi bu bölüm başımıza gelmeyen kalmadı ya. Ben bayağı bir deli dolu geçirdim bölümü. Oo, yokuş kötü oldu. Bayağı bir deli dolu geçirdik bölümü ya. Girer girmez böyle bir... Kale fethedemedim Bay Tantune. Girer girmez Dihrim şehrini savunduk. Sonra Kral Harlaos'la çarpışıp sıfırlandık. Tam kaçalım derken haydutlar tuttu. Lordlarla tek tek kapıştık falan. Ben at kullanmayı sevmiyorum ya. Ama bunlarda fırlatma silahı var. Bunlarda fırlatma silahı var. Fırlatma silahı. En önden girmemek lazım. Bir iki ok kullanma denemesi yapalım. Bunlara karşı okçu olmak iyi bir fikir değil galiba. Sıfır zarar mı? Uzak durun lan leş kargaları. Bunlar bizim grubu biraz hırpalayacak bu arada. İşin sonu doğal seçelim abi. İşin sonu doğal seçelim. Sağ kalanlar level alacak. Geri çekildiğin yerde arkana baksan iyi edersin aslanım. Helal lan. 3 ölü 9 yaralı mı? Pek helal değil. Yani bunlar yağmacı grubu son itibariyle ama o kadar ölü pek iyi olmadı. Keşke yaralansalardı da o kadar ölü pek iyi olmadı. Eşya havuzuna giriş bir bakayım. Bunlardan elimizde yeterince var zaten ya. Şu aşağıyı komple satacağız. Ben seviye aldıydım. Dur, o seviyeyi bir vereyim. Ufak ufak geliyoruz kendimize ya. Ufak ufak geliyoruz kendimize.
Kalan beşini avcı yap, okçu, kıdemli okçu. Aynen, ufak ufak geliyoruz abi kendimize. Merhaba, zeka yeteneğini ver. Talimci becerisini 6'ya çıkar. Sonrasında envanter yönetimi bence. Envanter yönetimi. Açık ara envanter yönetimi de. Çeviklik verdiğinde buradaki 4'ü arttıracağımıza göre silah ustası, kalkan, atletizmi. Aslında 3'ünü arttırırız ya. Biniciliği niye arttırıyoruz ki? Binicilik 5 yeter. Binicilik 5 üstüne bir şey istemiyor. Biraz daha envanter yönetimimi ikna mı? İknaya daha sonra kasacağım ya. Okçuluk beceren artsın biraz. Envanter yönetimi iknaya sonra kasacağım. Sürekli 2 adım atıp bir loot'u eve bırakmak istemiyorum. Böyle birazcık fazla malzeme yağmalarız, hallederiz her şeyi. Şuradan bana biraz daha adam verebilir misin? Ymir'e dikkat et kendine. Delikanlılara bak, bana pusu atıyorlar. Delikanlılar bana pusu atıyor ha. Asker var bakalım, 5 tane. Olur. Tekrar şuraları bir turlayalım. Ya bizim adamlar çok gelişmişti şimdi. Aradaki tek sıkıntı o olacak yani. Diğer yeni aldığımız adamlar bu kadar gelişene kadar biraz vakit kaybedecekler. Ama en azından neyi öğrendik? Adam sayımızı tamamladık bu arada. Şunu öğrendik. Praven şehri etrafında dolaşma. Praven şehri etrafında dolaşırsan sıkıntı çıkıyor abi. Atalarımızın dediği gibi eylersen dilini edepsiz, öperler seni sebepsiz diyorlar ve orada ağzımızı burnumuzu dağıtıyorlar. Neyse, şu eşyaları biz Suno şehrine bırakalım. Ardından diğer oyunlara geçiş sağlayalım. Bu arada 1K para gayet iyi abi. 1K para gayet iyi yani, bir yağmacı grubunu dağıttığında gelen meblağ için. Ve Nord kıdemlisi. Tamamdır. Nord savaşçısı, talimli Nord DS'i, avcılara okçu yapalım. Bu onu da Nord DS'i olsun da geri kalanları ufaktan tekrardan avcıya terfi ettiririz. Şöyle şimdi, burada 11 tane var, 9 burada, toplam avcı sayısı 20. Bir 10 daha avcı yaparız. 30 avcıyla biz günümüzü kurtarırız ya, 30 tane okçuyla. Bayağı verimli savaşılır hem de 30 okçuyla. Geriye kalan 40'ı da piyade olur işte bizimkiler hariç. 10 numara 5 yıldız olur abi. Şimdilik bu kadar yeter diyelim. Ya gerçekten çok dolu bir bölümdü. Önce Dihrim şehrini savunduk. 700 kişiye karşı 200 askerle. Orada galibiyete ularınca gittik. Kale falan ararken şurada Praven'de Kral Harlaos'a yakalandık. Harlaos'un elinden kurtulduk. Tam kaçıyoruz derken orman aydutları daldı. Eve geldik, 2 tane Svadyalı orduyla kapıştık. Tam işimiz bitti derken bu sefer yine haydut grubu sıkıştırdı şurada falan. Bayağı dolu dolu bir bölümdü. Umarım eğlenmişsinizdir.